Otomotiv sektöründen balıkları taklit ediyorlar ve balıklardaki bir özellik, bakın burada kutu balığı var, çok sevimli bir canlı bu. Bunun özelliği uzun süredir yakıt tasarrufu arttırmayı hedef edinen ve bu doğrultuda biyonik otomobil üreten bir otomobil firması bu amaçla bir araştırma projesi yürütmeye başlıyor ve projenin gayesi aerodinamik açıdan da daha uygun bir dış yüzeyi tasarlamak. Bunun için de uygun çözümü denizlerde yaşayan kutu balığı denen küçük, çok sevimli bir canlıdan örnek alıyor ve bu denemelere başlıyor biliyorsunuz. Detaylı araştırmalar sonucunda kutu balığının bir su damlası ile aerodinamik açıdan aynı uygunlukta olduğunu tespit ediyorlar. Su damlasının, değil mi, aerodinamik şeyi nasıl mükemmelse kutu balığında da öyle bir şey olduğunu görüyorlar. Kutu balığının özel yapısı esas alınarak kendi büyüklüğünde dünyanın en aerodinamik arabasını ortaya çıkarıldı. Elbette bu arabanın en önemli avantajı ciddi bir yakıt tasarrufu sağlaması. Bakın, araştırmacılar ilerledikçe başka ilginç özellikler de ortaya çıktı. Mesela balığın vücut yapısı dikkatle incelendiğinde derisinin sayısız altıgene benzer kemiksi plakalarla kaplı olduğu görüldü. Bu da balığın en düşük ağırlıkta en dayanıklı vücut yapısının özelliğini sağlıyor. Daha sonra balığın altıgene benzer kemiksi plakalarla kaplı derisi dikkate alınıyor ve dikkate alınan arabalarda arabanın kapılarının dış panellerinde %40 daha fazla sağlamlık elde ediliyor. Bununla beraber arabanın bütün yapısı bu tekniğe dayanılarak üretildiğinde çarpışma güvenliği hiç azalmamasına karşın araç da %30 da hafiflemiş oluyor. Bakın, örnek alınarak alınacağında birçok özellik ortaya çıkıyor. Hani basit diye belki denizde rastlasanız balık var alalım da yiyelim veya ne sevimli canlı dediğimiz bir canlı da muhteşem bir teknolojik özellik var. Bakın, günümüzdeki birçok arabada sürtünme katsayısı 0,30 iken kutu balığının ilham alınarak hazırlanan arabalarda bu sayı ne kadar biliyor musunuz? 0,19. Sürtünme katsayısının düşmesi hava direncinin azalmasının anlamına geliyor tabii. Üzerindeki hava direncinin azalmış olması arabanın yakıt sarfiyatını da 100 kilometrede 4,3 litreye indiriyor. Son derece ekonomik bir şey sağlıyor. Şimdi kutu balığı ve biliyorsunuz otomobil örneğinde de görüldüğü gibi, burada gördüğümüz gibi teknolojiyi geliştirmek için biraz önce konuştuğumuz gibi buradaki bütün her şey bize neyi gösteriyor? Bu kutu balığının kendisine mi ait bu özellikler? Kendisi mi tasarladı? Ha, benim aerodinamik yapım daha şey olsun diye, değil mi? Ben şeklimi şu şekilde yapayım. Altıgenlerle sanki o şeyleri ayarlayayım ki benim yakıt tasarrufu sağlayacak, değil mi? Rahatlıkla hareket etmesini sağlayacak bu özelliklere sahip olayım diye bir düşüncesi olmuş ve bunu hayata geçirip kendi vücudunda yapmış olabilir mi? Tabii ki bu üstün akıl, bu üstün dizayn Yüce Rabbimiz Allah'a ait olduğu çok açık. Maşallah. Değil mi? Elhamdülillah.